Selamlar. Ben e-spor sorunundan Can. Bugün Ace'in, Ace takımının top beğenileri Taldim'le beraber 4-23 ile ilgili konuşmaya geldik. Öncelikle EM Pro'nun kazanmasını tebrik ederim. Teşekkürler. Güzel maçlar olmuş galiba. Sayfandan gördüm. Aynen. Eğlenceli maçlar olduğunu yazmışsın. Öncelikle 4-23 peçi çıkalı 1,5 hafta oldu. Peçle ilgili neler düşünüyorsun? İlk gözlemlerin nelerdir? Peçle ilgili neler düşünüyorum? Jungle metası tamamen değişti. Jungle'ı mesela Warwick eskiden bir jungle'dı. Şu an hani tier 0 denen böyle hani kesin alınması gereken jungle'lardan bir tanesi oldu. O biraz garibime gitti. Ayrıyetten Fiddle, Pantheon gibi hero'lar da meta'ya girdi. Jungle tamamen değişti dediğim gibi. Lee Sin'dir, Jarvan'dır, Kha'Zix'dir, Lutas hero'lar artık tarihe karıştı gibi bir durum oldu zaten. Onun haricinde dolaylı olarak top lane'e de birkaç değişiklik oldu. Çünkü jungle buff'ını alıp, daha doğrusu şöyle diyeyim, iki buff'ını alıp bir yere gank'e gidemiyor. Yani iki buff'ını alıp dakika 3'te bir yerde bulunamıyor çünkü canı çok az oluyor. İki tane pot aldığı için. Bu yüzden base atması gerekiyor. Bu da yaklaşık bir dakika gibi, yani eskiden 3'te geliyordu, şimdi 4'te gelmesini... Daha doğrusu şöyle diyeyim, eskiden 3'te geliyordu, şu an 4'te gelmesi gerekiyor base attığı için. Bu yüzden tapı daha rahat pushlayarak, hani adamı daha çok darlayarak oynayabiliyorsunuz. Bunun da işte getirisi, atıyorum Lissandra'dır, Kayle'dır, bu tarz şampiyonlar hani biraz daha öne çıktı. Top lane'de şu andaki şampiyonlar hakkında neler düşünüyorsun? Yani mesela Gnar nerflendi biraz ama hala oynanır mı? Gene top lane'de görebileceğimiz bir şampiyonmuş sorular. Ya Gnar'ın, şöyle diyeyim. Gnar'ı koridorda biraz düşürdüler çünkü W'su sayesinde adamı çok rahat dövebiliyordunuz. %50 bir hasar vurduğu için hani adama sadece auto attack yaparak bile darlayabiliyordunuz. Ama şu an onu biraz nasıl denir, nerflemişler, düşürmüşler özelliğini ama yine de Q'sundan dolayı adamı haraslayarak yine pataklayabiliyorsunuz, yani hiçbir sıkıntı yok. Zaten oyunu biraz nerflemişlerdi galiba değil mi? Evet, onu da yani biraz... şeyini düşürüp, base damage'ını düşürüp, atak damage'dan gelenini arttırmışlardı. Ne denir onun? Şey, genişliğini düşürürler. Daha ufak, Searing'ini arttırıp, Gnar'ını düşürürler. Yani bunu yaparak işte dediğim gibi, koridorda biraz darladılar ama zaten Gnar'ın asıl özelliği böyle mid game'i geçtikten sonra, yani yaklaşık 25-30 dakikadan sonra o ultisiyle işte atıyorum 3-4 kişiyi duvara yapıştırıp üstüne stunlayıp o ara takımını kere, yani bu tarz kombolara olanak sağlamasıydı. Peki o haritaya alışmak ne kadar zamanını aldı? Haritayı biz denemiştik açıkçası önceden. Hani biliyordum haritanın neye benzediğini, nasıl olduğunu. Harita aslında bence bayağı güzel olmuş. Bazı böyle görsel hatalar vardı. Hani duvar kalın gözükmesine rağmen ince olması ya da duvarın ince olup normalde aslında daha kalın olması, üstünden flash atmanızı zorlaştırması gibi etmenler. Bunları düzeltmişler, daha güzel bir hale getirmişler. Peki başka hangi champion'ları görebiliriz top lane'de? Sen top lane oyuncusu olaraktan hangi champion'ların top lane'de, yani şu anda en azından şu haliyle hangi champion'ları görebiliriz? Özellikle şimdi şu an yakında 7 Aralık'ta işte EM San Jose olacak. İşte orada büyük takımlar maç yapacak. Kimleri görebiliriz? Bence Gnar'ı görebiliriz. Gnar'a bir %50 ihtimal veriyorum açıkçası. %100 de vermiyorum. Çünkü bilmiyorum, Gnar'ı hala oynamadılar kompetitif anlamda Avrupa'da falan ama yakında oynayacaklarını düşünüyorum. O nedenle %50 veriyorum. Onun haricinde Rumble %100 görürüz gibime geliyor. Irelia %80 ihtimalle görürüz. Yani turnuvada bir kıtında olacağını düşünecek olsak yani gene görürüz, evet. Büyük bir ihtimalle. Maokai'yi kesin görürüz zaten. Bunun haricinde belki Ryze görebiliriz ama Ryze'ı pek göreceğimizi de düşünmüyorum açıkçası. Yeni bir tane kamp geldi şimdi, Yengeç. Baron'la Dragon'un önündeki kaçan kamp. Bunun sence şu andaki oyuna etkileri neler? Yani kompetitif anlamda daha bir şey görmediğimiz için böyle takım oyunlarında hani solo queue anlamında pek bir farkı yok. Hani onun için savaş çıkıyor arada. Hani hangi takım alacak acaba? Smite'lar bile atılıyor. Ama şöyle söyleyeyim, o kampın özelliği size karşı takımın hani temizleyemeyeceği bir görüş avantajı sağlaması gerçekten güzel bir şey. Ama bunun için savaş çıkar mı ileride bilmiyorum. Takım oyunlarını görmek lazım öncelikle. Ama güzel bir eklenti olmuş. Baron ve Dragon tamamen değiştirdiler. Ne düşünüyorsun yine Dragon'la ilgili, yine Baron'la ilgili? Dragon'u kesmesi bayağı zorlaşmış. Bir de AOE vuruyor.
Hani tanklarken dikkat etmeniz lazım bu konuda. Bir de Pantheon gibi hero'lar böyle nasıl diyeyim? Hani Drake'i vurma atıyorum yani şöyle söyleyeyim. Mesela 5 saniyede eskiden 3 atak yapıyorsa şu an 1 ya da 2 yapıyor. Bu sayede de Pantheon pasifiyle beraber canı gitmeden kesiyordu. Çok hani evet, birkaç tane champion keseriyor. Fiora, evet. Nidalee, Pantheon gibi champion'lar 1-2. level'larda rahatlıkla kesebiliyorlar. Canı gitmeden kesiyor. Bu dengesiz olmuş biraz. Bunu düzeltirler zaten. Büyük ihtimalle. Bunlar zaten çok önemli şeyler. Aynen. Bunun haricinde Drake'in verdiği 5 kere steklenen buff baya güzel olmuş açıkçası. Ben çok beğendim ama bence onların sıralaması yanlış olmuş. Evet. 1 ile 5'in çok güçlü olduğunu evet. söylüyorlar. Diğer 3'ün yani çoğu profesyonel oyuncular bile ya ilk dragon için kontest ederiz. Beceremedik. Ondan sonra bırakırız. Adamlar 5.'yi almaya gideceği zaman o zaman savaşırız diyorlar. Evet. Şimdi Dragon tabi para da vermediği için şu anda. Buff'ı için sadece. Buff'ı için yani movement speed'in güzel olduğunu söylüyorlar ama gene de movement speed'de bir şekilde itemlardan kapatabilirsin açığını. Yani Dragon bir para da vermediği için yani mesela şöyle sorayım o zaman. Şimdi eskiden Dragon'la kule değişimi yapılırdı. Yani bir takım Dragon'u kontrolüne tamamen aldıysa diğer takım da kulelere kuleye almaya çalışırdı. Şimdi peki nasıl olacak? Yani hangisi daha değerli şu anda? O Dragon'un stiline göre değişecek bence. İlk Dragon'lar düşün. Yani birinci seviye kule, birinci veya ikinci seviye Dragon. Eğer birinci seviye Dragon olsa bence Dragon daha değerli olacak. Çünkü şöyle diyeyim, en azından top lane'lerin TP'lerini saklaması gerekecek çoğu zaman. Çünkü olası bir Drake fight'ında bir kişinin fazladan orada olması tamamen takım savaşını değiştirir. Birinci Drake için büyük kavgalar çıkacak büyük bir ihtimalle. Ama hani karşı takım İkinci Drake'i alıyorsa orada kuleyi almak daha mantıklı olabilir. Çünkü global bir altın sağlıyorsunuz takımınıza. Bir de hem oradan karşı takımın vizyonunu yani görüşünü kapatmış oluyorsunuz. Bu sayede jungle'a girmek falan hani vision elde etmek daha kolay oluyor. Yani sizin için bir kapı açıyor. O yüzden ilk Drake bence daha önemli ama ikinci Drake, üçüncü Drake o tarz Drake'lerde kule daha avantajlı olacak. Anladım. Yani ilk Dragon, az önce konuştuğumuz gibi ilk Dragon ve 5. Dragon çok aynen. önemli. Baron'la ilgili neler düşünüyorsun? Baron çok vuruyor. Anlamadığım bir şekilde çok vuruyor. Bir de geçen başıma geldi. Baron'un şu an bir bug'ı var. Ram Baron'a E açtı. Evet, öldürüyor. 50.000 damage vuruyor. Evet. Onun videosunu ben de gördüm. Öyle çok şaşırdım açıkçası onu görünce. O yakında düzeltilebilir evet. büyük ihtimalle. Baron'la Braum'un arasında bir kavga var aynen. yani. Aynen. Bunun haricinde Baron gerçekten çok vuruyor. Bir de arkasından diken gibi bir şey çıkarıyor. O hani %150 mi ne? Daha fazla vuruyor gibime geldi daha açıkçası. Daha çok bir WoW oynayanların kapışacağı tarzda bir boss yaratmışlar. Aynen. Yani ciddi bir savaş dönüyor orada artık. Hani karşı takımı öldürmeden Baron'a girmek çok zor olacak çünkü inanılmaz çok vuruyor. Hani tamamen değiştirebilir savaşların etkisini. Onun haricinde buff'ı çok garip olmuş. Hani minionları büyütüp o minionlar ölmüyor bir kere. Hani anlamadığım bir şekilde çok tankiler. Evet, artık şeyi durdurmak için yapmışlar onu ama birazcık dengesiz olmuş. Sanki eskiden hani bir takım çok avantaja girdiği zaman sen kendin işte Zerat, Ziggs gibi champion'ların olan takımlar yatıp şeyde turtle yapıp bir şekilde parayı eşitleyip ondan sonra adamlar yarışıyor. Şimdi o minionlar olduğu zaman öyle bir şey yapamıyormuşsun yani. Minionlar tek başına çok rahat tanklatıyor o minionlar. Yani bilmiyorum, bana biraz dengesiz gibi geldi açıkçası. Yani karşı takım hiçbir şekilde tutamıyor bunu. Özellikle bir de Banner of Command'la beraber evet. Cannon minion'ın üzerine Banner of Command basıldığı zaman tek başına kulenin range'inde durmadan alabiliyormuş galiba. Evet. Böyle bir aynen. durum var şu anda. Ya tabii bu patch daha çok yeni olduğu için bir sürü şeyin yenilenmesi evet. lazım ama yani genel olarak fikirler olarak ben güzel olduğunu düşünüyorum ben. Sence? Ben katılıyorum. Tamamıyla katılıyorum. Bayağı güzel olmuş. Değişiklikler bayağı hoşuma gitti. Tabii düzeltilmesi gereken birkaç nokta var ama genel anlamda bayağı hani inovatif bir şekilde oyunu değiştirmiş ama güzel anlamda değiştirmiş. Hoşuma gitti bayağı. Peki item değişiklikleri ilgili neler düşünüyorsun? Şimdi şeyleri kaldırdılar. Bu Magic Resistance ve Armor item'ların büyüklerini kaldır artık. Ufaklardan büyükleri çıkıp item yapıyor. Sadece bunun hakkında neler düşünüyorsun? Yeni gelen item'lar var. Bazı item'ları değiştirdiler tamamen. Ya şöyle söyleyeyim. Benim dikkatimi şu yönden çekti. Chalice eskiden 880 istiyordu. Şu an 1K istiyor. Bu hani bir wave daha durmanızı gerektiriyor lane'de. Bu da yani jungle gank'ine maruz kalmanız falan bu tarz şeyleri
tetikliyor daha doğrusu. Hani o yönden oyunun erken safhasında böyle küçük eşyaları tamamlarken sıkıntı yaşıyorum ben açıkçası eskisine göre. Ama onun haricinde oyunun ilerleyen safhalarında yine pek bir şey değişmemiş. Hani böyle küçük eş, hani Hexbreaker'dır, Chalice'dir bu tarz eşyaları tamamlarken biraz daha zorlandığımı hissettim. Ama diğer türlü pek bir değişiklik de olmamış. Belki de yani. Bu şeyden uğraşıyor olabilirler mi? Şimdi Dünya Şampiyonası'nda gördüğümüz yani maç ortalamaları yani 26-27 dakikada bitiyordu. Genelde hani evet. Brutalizer, Hexbreaker, Last Whisper kasıp oyun bitiriyordu. Şimdi aynen. Belki bunu mu geriye çekmeye çalışıyor? Ben acaba? De öyle düşündüm açıkçası. Hani benim de aklıma ilk gelen bu oldu. Acaba dedim Snowball'u engellemek için mi bu eşyaların fiyatlarını arttırdılar? Ben öyle düşünüyorum. Bu kadar ligler düşünüyorsun. İkinci seviye Shield veriyor. O bir kere çok güzel olmuş. Şu yönden güzel olmuş. Hani karşıda böyle poklayan şampiyonlara karşı Zerat'tır, Ziggs'tir, Jayce'tir bu tarz şampiyonlara karşı güzel olmuş. Ama yani biraz dengesiz olmuş gibime geldi. Çok fazla Shield veriyor yani. Ya çok fazla Shield'dan da benim ilk dikkatimi çeken şey Ignite'den kurtulmak için evet. Çok basit bir yöntem. Bunun haricinde üçüncü kuleler var yani İlhim kuleleri ve Nexus kuleleri. İlk başta daha kötü gibi göründüler bana ama açıkçası oynadıkça fark ettim ki daha iyi olmuşlar. Çünkü mesela iki tane minyonunuz var ve siz beş kişi kuleye vuruyorsunuz. O iki minyon ölene kadar beş kişi kuleyi alırdı. Ama şu an alamıyor çünkü hani direkt targetladığı an vurmaya başladığı için bu sayede zarar görüyorsunuz. Direkt zarar görüyorsunuz ama eskiden ve vurana kadar bir süre geçiyordu. Bu sayede hani kuleye daha fazla damage çıkarabiliyordunuz kısa süre içinde. O zaman peki dive yapması daha zor şu an evet. Kararlıyken. Daha kesinlikle. Fazla damage veriyorlar. Kesinlikle. Slow vuruyorlar galiba. Özellikle yanlışlıkla support'a falan denk gelirse yani eskiden supportlar agro'yu tutarıp alırken evet. İşte diğerleri bir şeyler yapardı ama şimdi supportlar direkt ölürler herhalde. Aynen öyle. Özellikle şimdi bir de az canlı supportlarda kullanırken cana ve nami gibi. Evet. O zaman bu kuleler, peki o zaman burada bir gariplik olmuş olmuyor. Kuleler çok güçlü ama aynı zamanda Baron'un buff'ı da çok güçlü. Yani burada bir gariplik var ama... Ya bence de çok... Aslında gariplikten öte birazcık dengesizlik var. Hani şu anlamda dengesizlik var. Baron'un buff'ı daha güçlü geldi bana kulelerin gelişimine oranla. Hani Baron buff'ını alıp pushladığınız zaman o minyonlar ölmüyor ve o kuleyi alıyorsunuz yani elinde sonunda. O biraz bence... Dengesiz olmuş. O konuda bence bir düzenleme gelecektir yakın zamanda. Büyük ihtimalle. Zaten daha bu patch çok sağlıklı değil. İlk evet. Deneme, işte sezon öncesi başlangıç falan olduğu için bir sürü yeni şeyler deniyorlar. Mesela eliksirler var şimdi. Evet. Yeni getirdikleri bu işte... Dört çeşit olmuş. Dört çeşit. Bir tanesi işte tanklar için, bir tanesi speed push için yapılmış. Evet. Bir tanesi ADC'ler için, bir tanesi de mid laner'lar için yapılmış. Abi. Şimdi bunlar hakkında neler düşünüyorsun? Bence güzel olmuş. Böyle çeşitlilik katmaları güzel olmuş. Hele ki... bu tanklar için olanını ben çok beğendim. Hani bir de Hero'nuzun genişliği de artıyor. Hani büyüyorsunuz. Çok et ultisiyle hani bir şey yiyip büyüdüğünüz gibi Hero da büyüyor. Ve AD'ler için olan da onları küçültüyor. Hani targetlanma olayını biraz değiştirmişler atıyorum. Yani bir Renekton ulti açtığı zaman üzerine evet. Bu buff'u aldığında bir de üzerine evet. Bu ultisi geldiği zaman çok büyük olacak evet. Artık. Bayağı büyük olacak. Hani çok ettir bu tarz Hero'lar. Bilmiyorum çok eti de görme ihtimalimiz var. Şimdi çok etince aklıma geldi. Hani bu tarz Hero'ların tekrar meta'ya dönme ihtimali var sırf. Peki bu ya sırf bundan daha da büyüdüğü için hani çok büyük etki olmaz. Büyümesinin bir şeyi var mı? Skill range'i falan artıyor mu yoksa sadece görüntü olaraktan mı büyüyor? Yani hani hitbox olarak büyüyor. Bu sayede skill'lerin range'i de büyümüş evet. Oluyor yani. Hani bir Thresh Hook'un önüne geçip mesela tutmayacak Thresh Hook'unu kendiniz absorbe edebiliyorsunuz. Anladım. Yani ADC'ler içinde daha da küçülmüş. Evet. Targetlanması daha zor olmuş orada. Aynen. Peki mid laner olanı için mi düşün? Mid laner ve speed push olanı için? Onları hiç kullanmadım ama güzel yani çeşitlilik yaratmışlar. Güzel gibime geldi. Hani birkaç mid laner üzerinde gördüm. Ben kullanmadım ama gördüm. Güzel oluyor benim. Bayağı hoşuma gittiler. Mid laner olanı sanki Ahri'ye çok yakışıyormuş evet. Gibi duruyor. Kendi true damage ile beraber. Evet. Ama kulelere true damage vurabiliyor galiba ve o sürekli vuran bir damage ve çok vuruyor galiba aynı zamanda. Aynen öyle. Birazcık sanki yani şu ana kadar konuştuklarımızdan sanki Snowball'a çok müsaitmiş gibi duruyor ama hani asıl amaçları Snowball'u durdurmak değil miydi? Zaten bu değişikliklerin hepsinin temelinde o yatıyordu. Hani Snowball'u durdurup oyunu böyle hani geç safhalarına yığmak oyunları. Çünkü geç safhalarda zevk yani seyir zevki daha fazla yani daha güzel oluyor. Mesela
bir oyunun 10'a 0 gitmesindense 0-0 gidip bir ilk 10 dakika sonra böyle direkt fight'ında bir yani mesela atıyorum bir Zed'in 2-3 kişi kesmesi oyunun gidişatını değiştiriyor. Mesela bunlar daha iyi hani hem oynayan zevk alıyor hem izleyen zevk alıyor. Daha güzel şeyler bence. Bu snowball'u önlemek açısından zaten bu tarz değişikliklere gittiler. Ha, bu konuda biraz daha değişikliklere gitmesi gerekecek mesela Riot'un bence.